Ben gençliğimde milliyetçi dergilere okurdum. Nehalatsız dahil. Çünkü o zamanlar doğrudan doğruya İslam'ı müdafaa etmek kabil değildi. Kabil değildi. Milliyetçilik kisvesi altında milleti sevmek onun dinini de sevmektir, örfünü de sevmektir tarzında İslami kıymet hükümleri müdafaa edilebiliyordu. Hatta şahsi müşahedem olarak söyleyeyim. Hiçbir şeye inanmadığına vakıf olduğum ne alatsız bile Mehmet Akif Bey'i metederdi dergisinde. Görebilirsiniz koleksiyonla kütüphanede bakarsınız. Halbuki ona göre Türk olmayan adam değil. Halbuki Mehmet Akif Arnavut. Bunu benden duyunuz. Ben keve Arnavut'um. Başka ne söyleyeyim? İşte perişan yurdum diyor Balkan Harbi'nde. O zaman doğrudan doğruya dini meseleler müdafaa edemediğini, dini dergilerin bile taviz verdiğine size bir örnek daha vereyim. Eşref edeyim. Sebirli Reşat dergisi en doğrudan dini müdafaa eden dergiydi. Orada bir makale. İslami idare cumhuriyettir. Ve Hazreti Ebu Bekir mükemmel bir cumhur reisidir. Haşa ve kella. Ne İslami idare cumhuriyettir ne de Hazreti Ebu Bekir bir cumhur reisidir. İslami idare ne bir şahsına münasırdır. Ne cumhuriyettir ne saltanattır ne şudur ne budur kendidir. İslami idarede şekil emredilmemiştir. Şekil zamana bırakılmış. Değişken olan şartlar muvacesinde ümmet serbest bırakılmıştır ki iştihatlara göre hareket edilsin. İslami idarenin vazgeçilmez üç şartı vardır. Galiba başka bir vesileyle buraya gelene söyledim. Birinci şart amir hüküm vasfıyla. Yani olmazsa olmaz vasfıyla mevcut şartların birincisi ahkam-ı şeriyenin temfizidir. Bu ne demektir? Allah'ın emrettiğini emredecek, nehyettiğini nehyedecek. Yasakladığını yasaklayacak. Bir idare İslami idaredir, bir devletin idaresi İslamidir denilmek için aranan birinci şart budur. Şeriatla idare olunacak. Onu yürütecek onun emirlerine ve yasaklarına riayet ederek devleti idare edecek. Milleti de, devleti de. Cumhuriyette böyle bir şart olur mu? İkincisi, emanetin evline tevdiidir. Yani, amme, selayet ve iktidarını ehliyetlere göre vermektir, adam kayırmamaktır. Üçüncüsü, tek şahıs idaresi olmaz müşavere şarttır. Müşaveresiz olmaz. Ve şavir hum fil emri. İşlerinizi danışarak yapınız Allah'ın emri. Şu üç şartı yerine getiren idare İslamidir. Tebaya ait dördüncü bir şartla bir Yani seni kabul ediyorum demektir. Bu munzam bir seçimdir. Lahik ek bir madde şeydir, seçimdir. Bunun dışında bir idare nasıl iktidara gelirse gelsin, isterse kılıç zoruyla gelsin, bu şartları yerine getiriyorsa maksat hasıl olduğundan o idare meşrudur, kıyam caiz değildir. Kıyam ale sulta caiz değildir. Çünkü niyet isyan edeceksin ki şeriatı tatbik ediyor, emaneti al ehline veriyor şurası <laughs> da var bitti bitti hatta zulmetse bile bütün muvasıflarına rağmen zulmü şer an çok sayılmayacak derecede olduğu takdirde gene kıyam aleyh sulta isyan caiz değildir çünkü daha çok zulme sebep olursun kitle ezdirirsin bunun manası nedir? Bunun manası İslami idare kendi nevine mahsustur. Nevi şahsına münasırdır. Orijinaldir. Yeni tabiriyle. Hakikat sayı ile İslam'da tayin etmez. Cumhuriyette yüzde elli doğru dediği doğrudur. İslam'da böyle bir şey yok yüzde 99 bir davaya evet dese, yüzde bir muarız kalsa, yüzde 99 şer'i bir delil gösteremese davasına, yüzde bir şerii delil gösterse, mesedi şeriye malik olsa, ayete hadise dayansa, o yüzde 99 sen doğru söylüyorsun kardeşim, hakikat budur der, ona tabi olur. Müslümansa böyledir. Çünkü hakikat mesnedi şer'i ile tayin eder. Hakikatın miyarı beyan-ı ilahidir. Ekseriyetin hak dediği hak olmaz. Ekseriyetin yanılmadığını söylemek demokrasinin safsatasıdır. Bize nefes alma şansını, aleyhte bir diktatörlüğe nazaran nefes alma şansını sağladığı için biz de demokrasiyi alkışlıyoruz. Ama bu bizim makbulumuz mergubumuz olduğundan değil, mevcudun en ehveni olduğundan. Tıpkı AK Parti'yi tutmamız gibi. Aradığını bulamadığın zaman bulduğun içinde en ehvenini seçiyorsun, seçersin. En sana yakın olan şerreinin içtimağında ehveni şer tercih olunur, İslam hukuku kaidesidir. İki şer veya daha çok şer bir araya geldiyse birini de seçmek mecburiyetindeysen az kötü olanı seçersin. Bu bir İslami kaidedir. Çünkü ancak onu ona muktedirsin. Muktedirsen kaldır bu batıl rejimi getir Allah'ın nizamını. Getirebiliyor musun? Yok. O zaman bunun içinde az zararlı olanı seçin. Bu akıl mantık icabıdır da İslam'ın da icabıdır.